Yatırım bülteninde ikinci bölüm başlıyor. Yavuz Semerci ile birlikte Turkcell CEO'su Süreyya Cilivi ağırlıyoruz ve ilk bölümde işin rekabet boyutunda kalmıştık. Rekabet ve pazar payları üzerine sohbet ederken biraz daha detaylar üzerine ikinci bölümde devam edelim isterseniz. Süreyya Bey, şimdi Türkiye'de rekabetin çok yoğun yaşandığı bir sürü sektör var. Ancak GSM sektörü dışında hiçbir sektörde doğrudan rakibi hedef alan bu kadar kırıcı bir rekabetle karşılaşmıyoruz. Dolayısıyla bu rekabet ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaman zaman burada kırıldığınız, gücendiğiniz yaklaşımlar sergileniyor mu? Oradaki bakışınız nedir? Hayır, haklısınız. Diğer sektörlerde de çok çetin rekabet var ve son zamanlarda bizim sektörde, mobil sektörde biraz daha fazla kırıcı reklamlar oldu. Açıkçası biz bundan memnun değiliz ve Reklam Öz Denetim Kurulu'nun kararlarına bakarsanız da rakiplerimizden bir tanesinin burada çok ciddi ihlalleri olduğunu düşünüyoruz. Temel ilkelere dikkat etmediklerini, açtıklarını düşünüyoruz ve Reklam Öz Denetim Kurulu bu yüzden birçok reklamlarını durdurma kararı aldılar ve temel ilkeleri çiğnediklerini düşünüyorlar. İnşallah onlar da öğrenirler bu derslerden ve ileride daha temel ilkelere uygun reklam yaparlar. Açıl, bütün bu kırıcı rekabet ya da şeye rağmen işte pazar payları da ortada yani. Hani dolayısıyla başka bir şey gerekiyor rekabet için herhalde. Bu da yetmedi yani, bu da yetmiyor. Sektörde pazar paylarının değişmesini sağlamıyor yani. Tabii ki yani şimdi yani bu çok normal. Çok başarılı bir şirket olunca diğer firmalar o büyük şirketten pazar payı almak için saldırabiliyorlar. Biz de fakat şuna inanıyoruz. Sonunda insanlar rasyonel hareket ediyor. İnsanlar bakıyorlar en iyi kalite, en uygun şartlar hangi şirkette? Hangi şirketin teklifleri benim için en uygun? Fiyat, kalite ayarında, dengesinde hangisini tercih etmeliyim? Ve bence Türkiye seçimini son senelerde yapmış vaziyette. 33 milyon müşterisiyle, %54 pazar payıyla Turkcell burada açık fark ileri. Sebebi altyapısı en güçlü, kalitede hizmette en güçlü. Bu yüzden de müşterilerin tercihi. Son senelerde biz de fiyatlarımızı çok daha uygun bir hale getirdik. O yüzden müşterilerin fiyat konusundaki endişelerini giderdiğimizi düşünüyoruz. Hem kalite hem uygun fiyat olunca da Turkcell kazanıyor. Peki burada bir de şunu sormak lazım belki. Pazar paylarında çok dramatik değişiklikler yok gibi görünüyor. Abone başına karlılıkta özellikle bu kırıcı rekabetin sonucu olarak bir gerilemeniz var mı yok mu? Bunların bilanço tarafına yatırımcıya doğrudan etkisi nasıl olacak? Şimdi bakarsak 2010 yılında bizim 2009'a nazaran EBITDA'mızda neredeyse yatay bir geçiş var. Karlılığımız da %33 seviyesinde. Bu bence önümüzdeki senelerde de devam ettirebileceğimiz bir karlılık seviyesi. Ve önümüzde büyük fırsatlar var. Yani bu mobil internet, 3G, yeni dünya bence çok daha dinamik bir pazar olacak. Bu arada dikkat etmemiz bir gereken konu da yeni rakipler de bu işin içine giriyor. Yani Google olsun, Apple olsun, onlar da reklamlarıyla, verdikleri servislerle bizim pazarda rekabet ediyor durumdalar. Yani son gittiğimiz GSM konferansında Google, Apple, Microsoft'un çok büyük yeri vardı. Artık GSM konferansından daha çok bilişim konferansı haline dönüşüyor. O yüzden bizim bu yeni değişime de çok dikkat etmemiz lazım. Teknoloji dünyasının avantajları var. Hızla değiştiği için evvelden çözülmemiş problemleri çözüyorsunuz. Evvelden işiniz sesken şimdi video oluyor. İnternetle milyarlarca insana ulaşabiliyorsunuz. Fakat teknoloji dünyasında aynı zamanda çok dikkat etmek lazım. Teknoloji hızla değiştiği için yeni rakipler de piyasaya gelebiliyor. Bir de bununla birlikte belki şunun üzerine de bir parça konuşmak lazım. Şimdi hakikaten belli bir rekabet var. Yeni rakipler de giriyor piyasaya dediniz. Bundan sonraki sürece ilişkin olarak içerideki düzenlemelerden kaynaklanan maliyetler de söz konusu oldu. Örneğin geçtiğimiz yıl araba bağlantı ücretlerindeki düzenlemeden dolayı size bir olumsuz etki olduğunu gördük mesela. Bunun 2011 için devamını bekliyor musunuz yoksa bir sefere ilişkin bir maliyetten mi bahsediyoruz orada? Şimdi gerçekten çok önemli bir konuya değindiniz. Bence son 3 senede bizim için zor bir regülatif dönem vardı. Ve ara bağlantı ücretleri ki bizim için çok önemli. Bizim toptan gelirlerimizi belirleyen fiyat. Ara bağlantı ücretlerinde son 3 senede
toplamda %80'e yaklaşan bir indirim oldu. Yani evvelden 100 kuruş aldığımız şey şimdi oldu 20 kuruş. Daha doğrusu 15 kuruş alıyorduk, 3 kuruş oldu. Ve işin enteresanı bu Avrupa'daki ortalamanın çok ciddi altında. Yani Avrupa'daki 27 ülkenin en düşüklerinden bir tanesi. Ve yani burada sabit tarafta ise Avrupa Birliği'nin üstünde bir ortalama var. Bu aradaki fark açıkçası bence düzeltilmeli. Eşit yüzdelere gelmeli diye düşünüyoruz. Ve aynı zamanda azami fiyatlarda da ciddi indirimler oldu. %50'ye yakın. Bunlar tabii bizi zorladı. Fakat bahsettiğim gibi iş hacmimiz de bilhassa data tarafında çok hızlı artıyor. O da büyüyen bir işimiz. Yani son 2010 yılında mobil data gelirlerimiz 2009'a nazaran %74 artmış. Ve önümüzdeki senede buna yakın %70 seviyesinde bir artış bekliyoruz. Şu cep anayasasına bir girelim mi? Yani daha önce bu sözü veremediğiniz için mi çıkmadı anayasa, yoksa hani bir tüketici anayasası, Türkiye anayasayı tartışıyor ama siz bir başka GSM şirketimiz de aynı zamanlarda dile getirdi. Neden buna ihtiyaç duydunuz? Bir cep anayasası ihtiyacı nereden doğdu? Şimdi inanın... Yani müşteri anayasası, GSM anayasası mı denildi ismini tam? Cep anayasası, cep anayasası denildi, evet. Yani ben Türkcell'e neredeyse 5 sene önce geldim. 5 sene önce geldiğimde de müşteri bizim değerlerimiz arasında bir numaraydı. Müşteri odaklı olmamış şeklinde. Ve her senede müşteri olan odağımızı arttırarak devam ettik. Fakat bu Türkcell 2.0 dediğimiz bu yeni dönemde artık Türkcell'in müşterilere daha da yakın odaklanması lazım. Sebebi evvelden sadece telefondan 10 tane dijiti basıyorsunuz, sesle ulaşıyordunuz. Fakat artık işin içinde mobil internet var, İstanbul'daki trafik var, hava yolları servisleri var, goller cepte var. Yani birçok servisi müşterilerimize sunuyoruz. Ve diyoruz ki çiftçiler için özel programlar, tüketiciler için özel programlar, profesyoneller için özel programlar, evler için özel, ev hanımları için özel programlar. Yani neredeyse sizin profilinize uygun 70 milyon kişiye teker teker kendi profilinize uygun mobil internet servislerini sunmak arzumuz var. Bu müşteriye daha çok yakınlaşma. Bu ikinci dönemin, bu yeni dünyanın çok önemli bir parçası. O yüzden Türkcell 2.0 dediğimiz zaman müşteri odağı da bu değişimin çok önemli temel taşıydı. O yüzden neredeyse yani bir seneyi aşkın bir zamandır biz müşterimize daha da odaklanmamız lazım. Onları daha iyi anlamamız lazım ve onlara daha çok değer yaratacak ürünler, servisler sunmamız lazım. Bu işimizin çok büyük bir parçası olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu müşteri odağımızı daha da arttırdık ve arkadaşlar da reklam ajansımızla beraber yani Türkcell'in müşteriye olan ilişkisini daha da güçlendirmek için bunu iletişimle duyurmaya karar vermişlerdi. Ve Türkcell cep anayasası oradan çıktı. Peki sadece sürenin sonuna geldik ama önümüzdeki dönem için nasıl bir Türkcell hayal ettiğinizi soracağım size. Yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde hem gelir gider dengesi açısından hem yaptığı yatırımlar açısından hem ses mobil ayrımında geldiği nokta açısından yani ikisinin toplam gelirleri içinde elde ettiği pay açısından ve abone başına karlılık açısından. Şimdi bence yani bugün 2011 yılında yani Türkiye'nin çok insanının çok yüksek bir potansiyeli var. Onu da kabul ediyoruz. Fakat ilk defa olarak tarihimizde teknoloji açısından dezavantajlı değiliz. İlerideyiz. Yani sizin çocuklarınız, herkesin çocukları Amerika'daki, Almanya'daki çocuklardan daha kötü teknoloji şartlarına sahipler değiller. Geride kalmış değiller. Hatta ilerideler. Yani ölçtük, Diyarbakır'daki maksimum internet hızı 14'tü, Paris'te ise 4'tü. Yani Diyarbakır'ımız da hızlı, Rize'de hızlı, Erzurum'da hızlı, Ankara'da hızlı, İstanbul'da artık Almanya'dan, Amerika'dan daha hızlı. Bu Türkcell gibi şirketlerin Türkiye'ye altyapıya yaptığı yatırımlarla oldu ve bizi bu hızlı mobil internet dönemine getirdi. Mobil internetin de getirdiği büyük fırsatlar var. Yani artık bilişim dünyasıyla birleşiyor. Herkesin cebindeki artık telefon değil bir bilgisayar. Bu akıllı cihazlar bir eski mainframe'ler kadar güçlü bilgisayarlar. Cloud'da yani bulutta bulut bilişiminden bahsediyoruz.
cloud computing'den bahsediyoruz. Ve bu da muazzam teknoloji yetenekleri getirecek. Kısaca anlatmak istediğim, bir defa çok mutluyum. Yani çok şükür diyorum. Çünkü Türkiye'ye lider, dünyadaki ülkeler arasında üstün bir mobil internet altyapısı sunduğumuz için. Ve bunun Türkiye'ye önümüzdeki yıllarda çok büyük faydası olacak. Hem iş dünyasında hem eğitim alanında insanlarımız bilgiye anında hızlı bir şekilde ulaşıyor olacak. Turizm açısından büyük katkısı olacak. Turistler Türkiye'ye geldiklerinde teknolojiyle işlerine, sevdiklerine bağlanacaklar. Daha uzun süre kalacaklar. Bütün bu faydaları Türkiye olarak göreceğiz. Fakat daha çok yapacak işimiz var diyoruz. Çünkü teknoloji dünyası yerinde durmuyor. Performansı her sene ikiye katlıyor. O fırsatlar da bizi çok heyecanlandırıyor. Hem gelirlerimizi arttıracağız, karlılığımızı arttıracağız ama daha önemlisi etrafımızdaki insanlara daha yüksek değer sunacağız. Ülkemizin ekonomisinin gelişmesine katalizör güç olarak destekleyeceğiz. Yani yatırımcılardan çok kullanıcıları hedef alıyormuş bir şirkette karşı karşıya. Sürenin sonuna geldik. Biraz önce de son dedim ama son olarak, en son olarak çok kısaca yanıtını rica edeceğim. Dün Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun hazırladığı bir tebliğ taslağından bahsedildi. Bugün dünkü gazetelerde de yer aldı. Müşteri şikayetlerinin 6 ay içerisinde çözümlenmemesi halinde cironun belli bir yüzdesine kadar ceza yazılabileceği. Bu çok ciddi bir rakam. Bunu nasıl değerlendirdiniz? Çok kısaca bunu da yanıtlayacağım. Ha, müşteri odağımızda biz de hemfikiriz. Biz müşterilerimizin cevaplarını saatler içinde çözmeye odaklanıyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan çok büyük tehlike değil. Bir problem yok. Ve müşterilerimiz Turkcell'i aradığında bir dakikadan daha kısa bir sürede içinde onları %97 oranında bağlayacağımıza da söz verdik.